İngilizlerle, Fransızlarla, işte Hitler'in savaşı sırasında. Respect. Peki bizim sesimiz çıkmıyor mu abi? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Hello. Oo, bayağı değişik bir lezzet oldu ya. Adamlar sokağa sergi yapmış ya resmen. Var mı beğendiğiniz ayakkabı? Yani orada vefat ettiğinde oraya şey bırakıyorlar böyle. Berlin'de bizi bu arkadaş getirdi. Berlin'in içinde de bizi bu arkadaş gezdirecek. Evet. Hazırsanız Berlin merkeze doğru çıkalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hadi bakalım.
Gördünüz mü? Adamlar güvenlikle paraları çıkartıyor. Bottega Veneta. Hepsi geziyorlar herhalde. Dior, Valentino. Az önce güvenlikleri gördünüz değil mi? Abi bayıldım ya. Sokağa sergi yapmış ya resmen. Var mı beğendiğiniz ayakkabı? Evet arkadaşlar, hepinize merhaba tekrardan. Vallahi scooter'la yani 17 kilometrelik bir rut belirledim kendime. Scooter'la şu an 5. kilometredeyim sanırım. Nasıl geldiğimi anlamadım yani. Zaman zaman durdum, yürüdüm. Zaman zaman bindim. Hemen şeyin bitmesini istemiyorum çünkü şarjının bitmesini istemiyorum. Ama tahminen söylüyorum yani 5 kilometre 6 kilometre geldim. Hiçbir şey yok yani. Gelirken de biraz görüntü aldım sizin için. Çok güzel mağazalar var. Yine çok güzel bir cadde yakaladık. Hava birazcık soğuk. Rüzgar da esiyor. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şöyle mikrofonu rüzgardan saklayayım. Güzel mağazaların önünden geçtik. Bir ara yürüdüm. Bir ara kameraya çektim. Bazen çekmedim. Anı da yaşamak lazım. Kameraya çekeceğim diye ben kendi hafızama atamıyorum. Kamera. Bu arkamda görmüş olduğunuz arkadaş 1895 yılında yapılmış Protestan kilisesiymiş. İkinci Dünya Savaşı zamanında İngilizler tarafından bombalanmış. Sonrasında hani insanlara zarar vermeyecek kadar bir tadilat yapmışlar ama bombardımanın izlerini hala taşıyormuş. Savaşın yıkıcılığının nasıl olduğunu göstermek için bu kiliseyi, bakın üst tarafında şeyleri de yok. Tamiratını yapmamışlar yani yenilememişler. İkinci Dünya Savaşı'nda lanet olası İngilizler bombalamış. Şu an
Putin Kiev'de nasıl bombardıman yapıyorsa, nasıl şehri yıkıyorsa, zamanında İngilizlerle, Fransızlarla, işte Hitler'in savaşı sırasında burası da bombalanmış arkadaşlar. Daha devam edeceğiz. Size geçen videodan bir Berlin döneri sözüm vardı. Şimdi karnım da acıkmaya başladı yavaş yavaş. Biraz durayım, dinleneyim dedim. Bu Berlin dönerini bir gidelim yiyelim hadi. Bir yer bulalım da bakalım videoya çekebilecek miyiz? Yani bu tarihi yerlere hediyelik eşya satma olayı sadece Türkiye'de yok arkadaşlar. Her yerde var. Kilisenin dibini açmışlar. Evet. Görüyorsunuz. Bayağı da yüksek bir kiliseymiş ya. 1895'te nasıl yapmışlar bunu? Wow, respect. Peki bizim sesimiz çıkmıyor mu abi? Çıkıyor. Çıkıyor mu? Hello. Check abi. Bunu yapayım, bu çok özel bir şeyimiz, biliyor musun? Tamam. Çok özel bir şeydir bu. Bu da kendi özel. Tamam. Başladım abi. Tamam. Özel spesiyel mi bu? Aynen, bu özel. Buyurunuz abi. Envai çeşit sos var ya. Sarımsak. Abi döneriniz nasıl olsun? Abi dönerim nasıl olsun? Sarımsak. Vallahi bilmiyorum ki şimdi, o azar 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 koy ya sen. Yap işte bir şey. Önemli olan Berlin'de nasıl döner yiyoruz o yani. Memlekette kar çok abi. Buna soğan geliyor abi. Tamam. Pizza gibi oldu ya. Aynen. Buna biraz beyaz peynir atalım böyle güzelce. Tamam. Biraz zeytin atalım. Biraz biber atalım. Biraz patlı şekli. Biraz mısır atalım. Biraz tuz atalım. Biraz sumak atalım. Oo, bayağı değişik bir lezzet oldu ya. Bir tane bunu atalım abi. Harika. Bu özel bir şeydir. O ne ya öyle? Yani benim ürünler böyledir. Evet arkadaşlar, Berlin'de. Berlin'deyiz. He? Kaşer kaşer geliyor burada. Ne geliyor? Kaşer abi. Bu özel şeydir. Bu kanat abi böyle. Oo, çok iyi oldu ya. Bunun adı ne? Bunun adı Zedilas abi. Zedilas. Aynen, bak bu kadar çekimin sonu. Burada videomuz var özel. Tamam. Görsün de. Arkadaşlar ben şimdi Berlin'e geldim. Berlin'de de Zedilas. Aynen abi. Zedilas'a geldim şimdi. Dönerimi de yaptırdım. Birazdan yiyeceğim. Şuraya oturup yiyeyim hatta. Oturabilirsiniz abi, afiyet olsun. İçecek alayım şuradan. İçecek ne içelim? Kola içelim. Zedis ayran. Kendi ayranlarını yapmışlar bak. Yoğurt drink yazıyor üstünde. Ben şuradan bir kola alayım. Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar, o döneri ben söylemedim, onu başkasına yaptılar ama özel spesiyalleriymiş. Sumaklı mumaklı çok güzel gözüküyordu ya o da. Keşke ondan mı söyleseydim acaba? Neyse. İşte Berlin döneri. Arkadaşlar. Biraz makul bir şey yap da yiyeyim, ısırabileyim dedim. Yoksa böyle kocaman yapıyorlar, yiyemiyorsunuz. Kolamızı da aldık. Dükkanda çok güzel. Pizza var.
Gezmeye devam. Arkadaşlar, Berlin dönerinin ne kadar zor olduğunu daha önce ben tecrübe etmiştim, yani yemesinin ne kadar zor olduğunu. Onun için makul bir şey yap dedim abiye. Bak kafam kadar, görüyor musun? Ya yani ısıramıyorsun ha, bak bak. Ancak. Hadi ben yiyeyim, afiyet olsun bana. Görüşürüz. Ben Berlin dönerini çok sevdim. Bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka yiyin. O diğerini de deneyeceğim ama çok doydum. Akşama tekrar acıkırsak dönüş güzergahımız burası. Belki ondan yeriz yine. Çünkü çok güzel abi. 3 gün yesem yerim yani. Evet abi. Benim borcum ne kadar? Abi ne oldu? Bir ayran değil mi? Ve ayran değil, kola içtim. Tamam. Bir de döner. 7 euro lütfen. İki lira vereyim mi bozuk? Verebilirsin abi. Güller. Şeyde ısrar mendil verdim abi. Vallahi çok lezzetliydi abi, çok güzeldi. Afiyet olsun. Akşam belki arabaya giderken o dönerden yaptırabilirim. Tamam. 10'a kadar açık değil mi? 12 abi. 12 mi? Cuma cumartesi 2. 2 cuma cumartesi. Tabii ki suyumuzu yanımızda taşıyoruz. Evet, şehir merkezine giderken tesadüfen keşfettiğim yerlerden birisi daha. 18. yüzyıl kapısı. Üzerinde klasik tanrıçanın bulunduğu 18. yüzyıl şehir kapısı arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Buradan herhalde Berlin'e 18. yüzyılda girerken buradan giriyormuşsunuz. Şuradan da uzun bir yol var. Şöyle ileriye doğru gidiyor. Orası benim geldiğim yön. Bu tarafta şehir merkezine doğru gidiyor. Şurada görmüş olduğunuz kule de tabii ki ezbere bilmiyorum yani sonuçta. Telefondan bakıyoruz. Hemen söylüyorum. 1969'da açılan 203 metrede seyir terası ve 207 metrede döner restoranı bulunan 368 metre yüksekliğindeki kuleymiş. Şu inşaat kulelerinin arasından gördüğünüz. Oraya kadar gider miyim bilmiyorum. Şansımı deneyeceğim şimdi, şuradan şöyle yürüye yürüye scooter'la. Malzemelerim de burada görmüş olduğunuz gibi. 18. yüzyıl kapısını tekrar göstereyim size. Böyle bir kapı arkadaşlar. Bunu yollarda da çok görüyoruz arkadaşlar. Biri kaza yapınca, yani orada vefat ettiğinde oraya şey bırakıyorlar böyle. Anıt gibi bir şey yapıyorlar ve uzun yıllar sürüyor bu. Bak buraya çakmak bırakmışlar. Orada mum var. Oradan alıp yakabiliyorsunuz bunun içerisinde. Sürekli taze tutuyorlar yani. Bu vatandaş herhalde buralarda bir yerde öldü ya da ona benzer bir şey. Anmak için böyle bir şey yapmışlar. Ben de bir tane mum alayım şuradan. Şöyle. Çakmakların gazları bitmiş. Evet, biz
de bir tane yaktık. Şöyle. Ruhun şad olsun dayı. Böyle arkadaşlar, burada ölüye diriden daha çok değer veriyorlar. Bunlar turist kafilesi galiba. Kiralıkçılar bunlar. Evet, böyle evet, devam. Arkadaşlar bu da Ukrayna'daki savaşla alakalı. No savaş. Evet barış. Vesaire vesaire. Ölenlerin analarına yapılmış böyle şeyler. Bu neymiş? Freedom Square. Özgürlük meydanı demek galiba. Almanya'da haftanın bir günü miting yapıyorlar sağda solda. Burada miting yapmak da serbest. Kimse kimseye bir şey demiyor yani. İstediğiniz hakkı savunabiliyorsunuz. Bizim gibi böyle kafanı kaldırınca kelleyi kesmiyorlar. Evet, Almanya'dayız. Almanya, Berlin. Berlin şehir merkezinde gezmeye devam ediyoruz. Videoya sonradan girenler, ileri saranlar için tekrardan bir söylemek istedim. Böyleyiz. Ara ara skutura biniyorum, ara ara elimde götürüyorum. Geri dönüş için şarj bırakmam lazım. Çünkü şu an tam 17 kilometre mesafe uzaklıktayım aracıma. 17 kilometre geri gideceğim yani. Gerçi şu an tam 17 değil, daha 14 falan da. Şurada 2-3 kilometre ileri gideceğim, daha fazla gitmeyeceğim. Onun için şarjım bitmesin diye biraz yürüyorum. Şu an %50 şarjı kaldı çünkü. Buralarda böyle elimde takılacağım. Artık dönüşte hava kararmadan dönmem lazım. Çünkü burada hava karardıktan sonra hava inanılmaz derecede soğuyor. Dün gece çok soğuktu. Gündüz 15-16 dereceydi. Ama akşam 5 derecelere kadar düşüyor ve inanılmaz soğuk oluyor. Bu yüzden gece olmadan aracıma dönmem lazım. Öyle geziyoruz işte, yemek yedik. Çok bir yerlere gidip de oturmayı sevmiyorum zaten. Şimdi dinlenme amaçlı, dinlenme maksatlı bir yerlerde otururum belki. Biraz dinlenmek için, çünkü biraz yürüdüm. Böyle çok güzel, çok sevdim. Berlin'i de çok sevdim. Prag'la aynı duyguları hissediyorum yani Berlin için, ama Berlin onu 5 kat daha üstü. Öyle söyleyeyim. Yani kendinizi gariban hissedebilirsiniz geldiğinizde. Çünkü çok zengin bir şehir. Yaşayanlar da herhalde çok zengin. Hani Lamborghini'ler, Gallardo'lar, Ferrari'ler, Quadro'lar. İlk defa gördüğüm envai çeşit elektrikli araç. İnanılmaz yani. İnanılmaz şekilde her yer dolu. Siz de zaten gelirken kaskıma taktığım kameradan görmüşsünüzdür muhtemelen, sağda solda. Her yerde böyle gaza basıyor hatır. Vay be. Meydana bile giriyor Almanya'da ya tırlar. Helal olsun. Şimdi şu kuleye doğru gidelim bakalım. Kulenin orada ne varmış? Görelim.
Arkadaşlar, şarjım bittiği için buranın ismini size söyleyemiyorum. Altına yazarım sonra bakıp. Telefonumun şarjı bitti. Ama çok muhteşem bir bina değil mi ya? Bakar mısın? Restorasyon halinde herhalde hala. İnanılmaz güzel ya. Evet arkadaşlar. Lağım kokuyor. Burası Avrupa'nın bel kemiği caddesi. Adamlar zamanında yapmış be. Vallahi. Amsterdam'ın bir meydanı var. Dam Square. Orayı anımsattı bak. Değil mi? Şu tarafta dükkanlar var sağ tarafta. Sol taraf kanal. Şu binanın bulunduğu yerde otel var. Şu binaların da arka tarafında coffee shoplar. Amsterdam'ı özledim ya. Amsterdam'a gitmek istiyorum. Bu ara bir Hollanda'ya göndermiyorlar. Yani denk gelmedi Hollanda. İnşallah denk gelir bakalım bir gün. Amsterdam falan. Oralarda da bir anı tazeleriz. En azından orada 4-5 sefer gittiğim için çok şey biliyorum. Anlatacak çok şey olur. Sokaklara kadar her yeri biliyorum. Şuraya gidelim biraz oturalım, dinlenelim. Bayağı bir yoruldum. Şurası tam Berlin'in merkezi oluyor arkadaşlar, şu şeyin. Kulenin olduğu yer. Kulede de restoran varmış içine, dönen restoran. Komple Berlin'i izleyerek yemek yiyebiliyorsunuz orada. Tabii şu anda bizim oraya çıkmamızın mümkünatı yok. Hani fiyatını bile öğrenmek istemem. Niye? Çünkü çıkmak isterim. Ama 15 ile 16 ile çarpınca insanın hiçbir şey yapası gelmiyor. Gördünüz mü ablanın burnu, gördünüz mü? Kız. Uzanmalı bir tane şey var. Burayı rahatsız etmeyelim şimdi hanımefendi. Şurada ileriye gidelim, şurada bak. O da yarı uzanmalı. Şu ablanın oturduğu yer güzeldi. Şurası. Ama biz şuraya geçebiliriz ya. Burada biraz dinlenelim değil mi? Biraz mantarlı ama. Azıcık mantarlı ama olsun. Belki kafa yapar ha. Evet. Çantamızı da şöyle çıkaralım. Burada bol arkadaşlar, böyle parklar, bahçeler, dinlenme yerleri. Şurası bir şey işte. Şurası bir şey. İsimlerini bilmiyorum. Nereden bileceğim? Google'a bakıp öğrenmem lazım. Google'dan. Hadi ben biraz dinleneyim. Her yer tarih, her yer. Evet, tekne geliyor karşıdan. Her şeyin şarjı bitti, ne yapacağız? Telefon kapandı. GoPro'nun da şarjı bitiyor. Diğer GoPro'nun şarjı var. Oradan devam ederiz artık. Ama arabaya nasıl geri döneceğiz? Bilen var mı? Bilen varsa el kaldırsın. İnşallah buluruz, ne diyeyim. Arkadaşlar, çakmağı unutmuşum ya. Düzelsene lan. Çakmağı unutmuşum, çakmağı. Anıt vardı ya, anıt. Şurada bir bisikletli bir anıt vardı ya.
Orada çakmağımı unutmuşum gençler. Bakalım orada duruyor mu? Çakmak burada duruyor, evet. Çakmağımı unutmuşum burada. Başka da çakmağım yok vallahi. Avrupa'da bizim işimiz zor biliyorsunuz.